Selim Açım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Yeni YouTube videomu karşınızdayım. Kanalımı da takip alıp da videolarımı beğenirseniz hatta hatta şu zil, zil butona basarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Şimdi bu seferki bugünkü konum alokasyalar. Fil kulağı da diyoruz. Türkçe ismi fil kulağı. Gerçekten bakın bakın şu yeni bir yaprak, yeni açtı. Bakın o kadar güzel ki şurada da daha yeni açmak üzere. Şunlar da bakın şu güzellikler de buçuk santimlik potta almıştım. Yani küçücük bebekler onları hemen kil bilyesine geçirdim. Bunu da kil bilyesine geçireceğim. Bunların hepsini sizlerle kamera arkasından yapacağım. En iyisi çünkü kamera arkasından yaptığımda onu anladım ben daha yakın daha güzel oluyor. Mesela bu neler yaşamış, neler olmuş, neler gitmiş. Mesela ne için bu yap kimi yaprakları böyle olabiliyor. Ee, bu Philodendron Silver Dragon. Çok görkemli. Bu yapraklar büyüyünce böyle hafif gümüşsüz rengi. Bu Alocasia Red Secret. Bu da şöyle çok görmüyorsunuz. Şunu bir alayım. Şöyle göstereyim size. Alocasia Laubbach ya. Kimisi bunun gibi bakın dalları böyle kırçıllı kırçıllı hatta e, Zebrina diye bir tane de var ama benim bunlar var. Çünkü ev çiçeklerden bitkilerden geçilmiyor. Bir taraftan tabi bir sürü orkidelerim de var. Ama bunları da çok seviyorum. Böyle ufak ufak da size bakım bilgileri de veriyorum. Burada önemli olan toprakta nasıl bakçanız? En önemlisi bir de kil bilyesinde. Çünkü kil bilyesine bakması çok daha kolay. Oldu o zaman hadi şimdi kameranın arkasına geçelim. <laughs> Var arkasına hoş geldiniz. Biraz büyük onun için buraya sığmıyor ama temin görmüştünüz. Özellikle bakın şu gövdesini görmenizi istedim. Böyle kırçalı gerçekten çok güzeller. Yaprakları da şöyle bir çevirelim mi? Oh, bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane minik var. Onu görürsünüz. Şöyle küçük yaprağın bile bakın dalı aynı öyle kırçıllı. Şimdi bu halen aynı toprağında. Kendisinin toprağı aldığımda bu topraktadı Gördüğünüz gibi yavaştan yani bu sene ben bunun toprağını değiştireceğim. Toprak değişimi şöyle. Olmasa topraktan başlayalım. Normalde nemden, sudan başlıyoruz. Eee kaliteli ise ben hep bunu diyorum. Hatta bir videomda var. Onu şuraya koyu veriyorum. İlk aldığınızda bir süs bitki olsun, orkide olsun neler yapmanız gerektiğini anlattığım bir video var. Şimdi toprak iyi, kaliteli ise hemen değiştirmeyin. Kimi bitkiler çünkü küçük saksıyı seviyor. Çoğu zaman hemen bir telaşa giriliyor. Aa saksı küçük ben bunu hemen bir toprak saksı değişimi yapalım diye. Bu gelmişti. Ee, biraz zorlandı. Halen böyle bir olayım olmayayım diye bir şey diyor yaprakları da. Onun için ben buna ara sopalar da koydum. Onunla tutturuyorum. Şimdi onu buradan bir alalım. Onu bir aldık. Ondan sonra benim küçük saksıları biliyorsunuz. Şu beşlik potlar. Bakın bu Silva Dragon. Bakın gümüş ejderha demişler. Çünkü böyle Gümüşümsü rengi. Bakın şöyle daha da yaklaştırayım mı size? O kadar güzel ki. Şöyle yakından bakalım. Gerçekten çok güzel. Beşlik potlarda da beş buçukluk ya da altı öyle bir şeydi aldığımda. Orada durdular. Sonra topraktan çıkardım, kili bilyesine geçirdim. Şöyle bir şey var. Evet. Kil bilyesine geçirme zamanı en ideali aslında işte bu zaman, böyle küçükken. Mesela temin bir önceki gösterdim alokasyayı ben nasıl bir toprak düşünüyorum değiştirirken kil bilyesinden torfu karıştırıp direkt kil bilyesine dikmeyeceğim. Çünkü o bitki bayağı bir e, zaman yaş almış ve toprağa çok alışmış. Onun için mesela onu kil bilyesine almayacağım. Drenajını altına, altına drenaj olarak şöyle altına kil bilyesi koyarım büyük boy. Sonrasında da toprağın içine büyük boy ya da orta boyu karıştırıp güzel bir... Çünkü kil bilyesi koyduğumuzda daha bir havadar bir toprak oluyor. Bitkileriniz hep şuna dikkat edin. Ne zaman kökler çürüme yapar? Tamam mesela bu nasıl bir sulama istiyor? Mesela yaz aylarında haftada iki kere yapabilirsiniz. Çünkü şöyle parmağınızı içine soktuğunuzda şunu alayım. Bunun birazdan kil bilyesine geçişini yapacağım. Bakın bunun mesela bayağı bir kurumuş. Hatta fazla bile kurumuş. Şöyle kontrol yaparız hep değil mi? Toprak nasıl diye. Gördüğünüz gibi saksısı da küçüktü. Ben bunu değiştirmedim. Baktım toprağı iyi kaliteli. Hiç oradan çıkarmadım. Bakın şuradan yeni bir yaprağa geliyor açılmak üzere. Hatta yeni bir yaprağı var. Onu şöyle bakın nasıl değil mi? Red Secret bunun da ismi. Şimdi su kontrolünü öyle yapıyoruz değil mi? Ben bunu da sonradan kil bilyesine dikeceğim. Bu kil bilyesine ideal bir tane ama öbürünü toprakla karıştırıp yapacağım. Çünkü kaliteli siz toprakta siz doğru sulama bile yapsanız şurasında şu orta bölgede çamurumsu hep böyle bir su kalabiliyor. Orası da hep öyle ıslak kaldığında kök çürümesi ondan oluyor. Toprak çok güzel geçirgen olduğunda işte o olmaz. Altını da her seferinde e, toprak kullandığınızda ne kullanırsanız drenaj şeyini yapın yani şöyle alttan iki parmak kadar onu hep yapın. Ne mi? Suyu seviyor çünkü Astralya'nın tropik bölgelerinde yetişiyor Al alokasyalar. Şuna bir bakın bu da bir önceki yapraklarından sonradan böyle sertleşiyor. Gerçekten çok güzel. Nemi seviyorlar. Onun için arada fısfıslama yapabilirsiniz. Mevsim da, tam bahara geçiyor. Artık dikkat edin. E, neler zarar verebilir? İşte çok çabuk yaprakları böcek alabilir. Ona dikkat edin. Benim tavsiyem mesela ben şimdi birazdan Gideceğim bunu toprağından çıkaracağım, Köklerin güzelce ne yıkacağım ve kendini de şöyle bir su tutup yıkacağım. Çünkü bu dönemde bunu artık yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde öğlene doğru yapın, güzelce su fıskiyesini tutun. Evet yani nem için onu da yapabilirsiniz buhar makineniz yoksa. Onu yapın hem üstünde altında bir şeyler varsa tabii ki alttan da benim tavsiyem şöyle altına da bir şeyler fıslatın. Hem demin almış olur, hem böceklere karşı önlem almış olursunuz. Bir de nim yağ. Nim yağlı fısfısınızı hazırlayın. Nim onun da videosunu şuraya yukarı koyayım size. Nim doğal bir böcek mantar savar. Toprakta da mesela bir kere kökleri güçlendirmesi için suyuna da verebilirsiniz. Evet, şimdi bunu da şöyle aldık. Toprağını gördünüz. Benim tavsiyem toprağının içine havadar olması için normal toprak kullanacaksınız. Lütfen kil bilyesi katın. Toprağınız daha havadar olsun. Kışın tabii ki ne diyoruz? Mevsime göre hep sulama yapıyoruz değil mi? Onun için kışın sulamasını azaltıyorsunuz toprakta. Kil bilyesinde de aynı. Kil bilyesinin güzel tarafı, bakın ben bunu diktim. Bunun şimdi dışında şurada hep su var. En azından nereye kadar gerekiyor? Şimdi bunda orkide saksısı ama şeffaf olması çok güzel. Size de tavsiye ederim. Ben ne için böyle dikiyorum ki? Köklerin gelişimini de çok güzel görün, takip edebilelim diye. Şimdi bunlarda mesela daha kökler aşağı doğru gelmedi. Suyunda şuraya kadar hep su oluyor. İlk bir ay biraz bir daha az az ilerleyin. Sonrasında çok güzel. Büyük saksılarda da düşünün. Suyunu veriyorsunuz alttan dört parmak kadar. Çünkü o e, saksı büyüdükçe tabii ki yüksekliği de büyüyor ve onun içinde düşünün çok güzel 2 üç hafta su vermeden gelişiyor bitkiniz. Suyu bittikten sonra da Suyu bittikten sonra da bir gün hemen vermeyin. Şimdi alokasyalarda sulamada bir önemli püf noktası var. Su ölçüsü hep aynı olsun. Yani su ölçüsünü belki hemen tutturamayabilirsiniz toprakta da, kil bilyesinde de ölçü alarak o suyu verin. Su lütfen musluktan olmasın. Kışın soğuk olmasın. Aynı ölçüde vermeye bakın. Mevsime göre değişecek bu. Bir de tabii ki şu da var çok aydınlık yerde duruyorsa daha çabuk buharlaşıp e, şey daha e, daha çabuk su vermeniz gerekir. Bir de bunu nasıl nereye koyalım? Güneşe hiç koymuyoruz. Yeşil yapraklı bitkilerde aslında bunu biliyorsunuz artık direkt güneş vurduğunda yapraklarında sararma olur. Hatta yanağa kadar gidiyor. Evet. Şimdi toprak besin. Mesela sıvı besin kış boyunca hiç vermesiniz olur. Bahar gelince şimdi mesela Mart ayı ayda iki kere bir kere verebilirsiniz. Toprakta işte direkt top, suyun içine verip de e, suyuna veriyorsunuz. Her bitkinin sıvı besin ölçüsü farklıdır. Şimdi kili bilyesinde şöyle yapıyoruz. O gün için suyunu ben şöyle bayağı yukarı kadar dolduruyorum. Sıvı besinin üstündeki yazı mesela 1 litreye bir kapaksa yarım kapak katıyorum. Buraya o suyu koyuyorum ne kadarsa. Birkaç saat öyle duruyor. Kirbilyeleri güzelce onu emiyor. Sonradan o sudan çıkarıyorum. O suyu tabii ki gene kullanabilirsiniz. Ondan sonra gene normal altına suyunu koyuyorum. Yani besinli suyunu almış oluyorum. Ne için birkaç saat tutuyoruz? Çünkü kirbilyeleri o besinleri emsin ne için ince atıyoruz? Yurt dışında sıvı besinler vardır. Hidro, bunu hidrokultuğu deniliyor. Sade kil bilyesi kullandığımızda. Bunlar için özel Besinler var. Türkiye'de onlar daha yok. İnşallah onları da getireceğiz ama. Şimdi normal besinlerin gücü kuvvetli olduğuna ve bunlar kil bilyeleri emmiyor sıvı besini. Yani Toprak olsa toprak birazını tutuyor, kendine kullanıyor. Bu onu yapmadığından, direkt köklere gittiğinden inceltmezsek kökleri yakma tehlikesi var. Nasıl öbür toprakta da besin kullandığınızda ne deniliyor? Ölçüye uyun. Fazla besin vermeyin. Çünkü hep fazla besin veriliyor. Daha güçlü olsun, çiçek varsın diye ama bu tam ters tepki yapıyor bitkilerde. Bu sefer bitkinin kafası iyice şaşırıyor ve ölmeye doğru gidiyor. Evet. Saksı değişimi de 2 yılda bir tavsiye ederim. Değiştirirken ama bir, en fazla bir santim daha büyüğünü olsun. Öyle çok büyüğüne geçmeyin. Kil bilyesinde buna gerek yok. Kil bilyesinde gidişatına bakacaksınız. Kökler alttan çıkmaya başladıysa, buraya sığmıyorsa o zaman büyütüyorsunuz. Kil bilyenin güzel tarafı işte bir kere alıyorsunuz ve ömrü sonsuz. Yani tekrar bir tek yılda bir kere ne yaparsınız? Üsttekilerini alıp acık yıkayabilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evet şöyle yaprağında sıkıştırmışım buraya güzelimi. Ay sen ne güzel yaprak vermiş. Tabii ki bizler de işte dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben onu oraya sıkıştırınca. Şimdi gelelim. Ne dedim? Red Secret'in bu güzelin topraktan kil bilyesine geçireceğim. Onun için sizden çabuk da müsaade isteyin ben. Ben bunu topraktan çıkarıp köklerini yıkayıp geri dönüp dikimini yapacağım sizlerle. Şimdi duşumuzu alıp geldi. Köklere zarar vermeden yıkadım. Bakın şöyle küçük küçük gördüğünüz gibi soğanları da var. Çoğaltmak istiyorsak mesela bunu şimdi ikiye ayırabilirdik ama ben ayırma karar vermedim. Ben ikisini bir arada dikeceğim. Şöyle bakın. Şu soğanları var. Onlardan da çoğaltabiliyorsunuz. Şöyle şimdi. Ne dedim ben onu? Kil bilyesinde yetiştireceğim. Böyle şeffaf büyük orkide saksılarım vardı. Ya da şöyle yapalım. Siz de görün. Şimdi öncelikle bir altına drenajını yapıyoruz. Bunu topraklı toprak kullandığınızda da her seferinde lütfen yapın. Şöyle. Alokasyalar gerçekten çok fazla büyük saksı istemiyorlar. Hiç şaşırmayın yani gerçekten böyle. Ha saksı değişimi de çok kolay. Mesela seneye karar verdiniz birden fazla yetiş gelişti. O zaman buradan alıyorsunuz direk şey diyorsunuz. Her zaman nasıl yapıyoruz? Şöyle kökleri yerleştiriyoruz. Ondan sonra ben şuradan büyük boy kullanıyorum burada ben kil bilyeleri. Şöyle. Sinek, odu, bu da hiçbir şey olmuyor. Bakın bakın. Nasıl güzel yaprakları değil mi? Şimdi neyse biraz bir görüntü gidiyor ama güzellikleri izlemek de güzeldir. Yani evet bu bitkiler gerçekten çok güzel. Birkaç püf noktaya da dikkat ederseniz sizinle uzun ömürlü yaşarlar. Şimdi şöyle. Heh. Saldık. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz ondan sonra? Ben hep ne diyorum size şöyle. Evet kamerada sallanıyor güzelce. Ama en güzel yerleştirme metodu öyledir. Kil bilyesinde arada alın. Hep böyle tıkır tıkır yaptırarak güzelce yerleştirin. Bu şimdi 8-16'lık boyu. Kil bilye boyunu neye göre seçiyoruz? Orkide, aman orkide, her zaman ağzımı orkide geliyor tabii öncelikle. Bitkimizin büyüklüğüne, köklerine göre. Şöyle bu şimdi bayağı güzel oldu. Şimdi bunu şöyle dış saksısına koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da güzel güzel oldu. Yeni yaprağımız da arkadan. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın bu ya fazla ışık aldı cama yakın bir yerde de ya da sulamala ilgili. Çünkü şunu unutmayın. Yeni yapraklar geliyor değil mi? Şu kocaman yeni geldi. Şurada arkada bir tane var. Bakın şu. Şu yeni geliyor. Ve daha fazla suya bu dönemlerde tabii ki bitkimizin ihtiyacı var. Şimdi ben desenfekte ettiğim bir kesici aletle iyice alttan değil şöyle Şöyle seni şuraya alalım. Şöyle şuradan kesiyorum. Şöyle şuradan. Orada çürüme yapmaması için şu da öyle. Ve ne yapıyoruz ondan sonra? Kestiğimiz yerler yani, şimdi buna büyük olmadığına toz tarçın sürüyorum ben. Ama böyle dalı geniş bitkilerde soğuk silikon lütfen sürün. Oh ne güzel oldu. Yaprakları da bakın pırıl pırıl. Yani şimdi bunları şöyle hafif bezle silebilirsiniz. Üstünde şey kalmasın diye. Kireç lekeleri oluşmaması için. Böyle bunları güzel bakarsınız. Çok keyifli vakit geçirirsiniz. Dediğim gibi bahar geliyor. Tam böceklerin yoğun olduğu zaman. Ama iyi tarafı şimdi burada kil bilesi üretemez. Kil bilesi de böcek barınamaz, kil bilyesinde mantar oluşamaz. Tabii ki burası canlı, üst taraf canlı. Onun için önlem için ben ne yapıyorum? Haftada bir kere artık başladım. Bitkilerimin 1 litre 5 damla nimya koyup fıs fıslıyorum. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Daha fazla sorularınız olursa lütfen bana aşağı yazabilirsiniz. Facebook'ta, Instagram'da da varım. Hele Instagram'da ve Facebook'ta hikayelerde Günü bir de paylaşım ne oldu ne gitti değişti. Yaprak ilkin daha kapalıdı. Hemen sizlerle bu güzel müjdeyi paylaştım. Oradan da takip edebilirsiniz. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Kanalımı da takip alıp da videomu beğenirsiniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli vakitler geçirin. Hoşçakalın.